Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere oyuna bir ay boyunca hangi etkinlikler gelecek bunları göstereceğim. Evet, bir ay içindeki bütün etkinlikleri biliyorum şu anda ve ben bugün sizlere bunu göstereceğim dostlar. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar, peki bu etkinlikler neler? Sizlere bir ay boyunca neler gelecek? Onları göstermeden önce aşağıdan videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür videolardan faydalanabilirsiniz. Bence bu videoda gayet güzel bir like hak edeceğini düşünüyorum. Çünkü sizlere bir ay boyunca neler gelecek hepsini göstereceğim. Mesela ilk önce sizlere küçük bir ipucu vereyim. Bir tane yeni sandık geliyor. Bundan günde 3-4 tane alabiliyorsunuz. İçinden klasik sandık kuponu ya da 10 tane karakter kuponu geliyor. İçinde premium sandık kuponu falan da var. Görüntüleri de var birazdan, zaten sizlere de onları da gösteririm dostlar. Şimdi isterseniz ilk önce bir ay boyunca bize neler gelecek onları gösterelim. Hatta o ilk etkinliklerden biri şu anda geldi buraya. Lost Treasures mi ne, öyle bir şey var. Bir tane daha etkinlik vardı ama tam adını unuttum, neydi ki? Şu orman etkinliği dostlar, işte buradan sonra yol macerası gelecek diyor. Sanhok Yadigar'ı avı gelecek diyor. Tabi ben bunların içinde neler olduğunu, ödüllerin hepsini biliyorum. Bu videoda göstereceğim sizlere dostlar. Şimdi ilk önce önünüze bir tane fotoğraf çıkmıştır diye düşünüyorum. Mesela burada diyor ki 1 Haziran'la 14 Haziran arasında bir tane AGV şey veren etkinlik var. O da bu etkinlik dostlar. Onu burada görebiliyorsunuz şu anda. Bunu da yapılımını eğer isterseniz çekerim, isterseniz çekmem, kafanıza göre. Sonrasında ise 4 Haziran ile 11 Haziran arasında bir tane mısır seti ile M416 seti videosu gelecek. Videosu gelecek diyorum, pardon. Öyle bir etkinlik gelecek dostlar. Bu etkinlikte ise bizlere M416 deseni, mısır deseni verecek. Bunlar kalıcı mı olacak, süreli mi olacak bilmiyorum ama yine her türlü büyük ihtimalle süreli verecekler hepsini. Sonrasında ise burada mesela solda event onu görüyorsunuz dostlar. Event onda mesela Sanok Relic Hunt yazıyor. Bu etkinlik şurada az önce demiştim ki gelecek bir etkinlik. Bakın 3. sıradaki Sanok Yadigar avı. Bu da Scar deseni veriyor dostlar. Yanında da bir tane set veriyor. Bu sette kullanır mısınız bilmiyorum. Bu da Haziran 24'ünde gelecek bir etkinlik. Bak tarihler bile aynı, uyuşuyor dostlar. Sonra mesela Event 7 var. Bu da Haziran 12'sinde gelecekmiş. 23'üne kadarmış. Bunda da tava deseniyle bir tane üstünüze giymeli kazak gibi bir şey veriyor. Başka değerli bir şey göremedim ben. Mesela burada 1UC'nin etkinliği de gözüküyor dostlar. Hani 1UC veriyor. O bile burada gözüküyor o derece. Şimdi burada şey diyor mesela. Haziran 13'ünden 25'ine kadar da bir tane QBU deseniyle bir tane de paraşüt deseni etkinliği gelecekmiş dostlar. Onlar da Road Trip. Bunları Türkçe'ye çevirirseniz aslında nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsiniz ama ben erindiğim için çevirmedim. Mesela burada bir tane de Haziran 17'sinden Temmuz'un 1'ine kadar da bir etkinlik daha var. Orada iki tane daha set veriyor dostlar. Bunlar ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yine oyun bizi şaşırtmadan büyük ihtimal ki süreli verecek dostlar. Bunu hani siz de benim kadar iyi bildiğinizi düşünüyorum. Bu oyun bize kalıcı bir şey verme ihtimali %5. O kadar da yok ama %5 olsun. Yani bir ay boyunca gelecek etkinlikler dostlar bu şekilde. Umarım gayet iyi görebilmişsinizdir. Şimdi ise diğer etkinliklerin fotoğraflarına gelelim. Sizlere demiş olduğum karakter kuponu verecek sandık dediklerim ise dostlar bu şekilde. Hani günlük 3 kill alıyorsun, işte 3 dakika oynuyorsun, drone'la gez diyor, 1 saat mi diyor, 1 time yazıyor, tam çözemedim ama yani bu şekilde değişik görevler gelecek ve bunlardan sanırım günlük 4 tane alabiliyorsunuz. İçinden klasik sandık kuponu çıkıyor, malzeme sandık kuponu çıkıyor, premium çıkıyor, klasik sandık kuponu diyor çıkıyor, onu söyledim. İçinden karakter kuponu da çıkıyor. Bu demiş olduğum sandıkta böyle bir sandık dostlar. Daha bu eklenmedi oyuna, belki de ben bu videoyu yüklerken gelir gelmez bilmiyorum. Sonrasında işte şey var, Split Collecting misyon var. Burada bu etkinlikte mesela yonca gibi bir şey topluyorsunuz sanırım. Ot topluyorsunuz. Oyuna girmeniz karşılığında 2 tane yonca veriyor işte. Klasik maçta 3000 hasar ver diyor. 90 vereyim diyor. 50 vereyim diyor. Bu tarzda da bir görev daha gelecekmiş dostlar. Yani sizlerin de kaçırmaması için ben şimdiden elimden geldiğince gelecekteki etkinlikleri göstermek istedim. Yani şimdilik bu kadar. Eğer daha fazlası da olursa sizlerle paylaşacağım dostlar. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay.